Herkese selam. Burası Buse. Merhaba. Bugün Valley of Trump'ın yani Zafer Vadisi'nin son bölümündeyiz. 4 tane hayaletimiz kaldı. Onları bulmak için gerçek hayattan da tanıdığım bir arkadaşım bize eşlik edecek. Şu kenarda sezon mumu vardı. Hazır önümüze çıkmışken onu da alalım. Onunla ilgili bir video da yapacağım. Diğer kapıları açtıktan sonra. Aynı yere düştük orta taraftan. Daha önce giremediğiniz kapıdan gireceğiz. Bu sefer uçarak gittiğimiz yerden gideceğiz. O kapı bizden buradan iki tane hayalet bulmamızı istiyordu. O yüzden girememiştik. Ama artık girebiliriz çünkü var. Toplam 3 tane bulduk. Eyvah, arkadaşımız kayboldu. Ama sorun değil, ileride yine buluruz biz onu, karşılarız. Gidelim merdivenlere doğru. Şimdi el ele tutuşalım tekrar. Uçacağımız yere gidelim. Orada birazcık uçmak kontrolü zor. Çünkü alttan rüzgar geliyor. Yön değişebiliyor. Sağ tarafa gidelim ilk önce. Orada hayalet var. Onu bir alalım. Bu hayalet bize manta sesini verecek. O da uçan kuş gibi balıklar var ya, işte onların sesini alacağız. Şimdi oyun aşağıda diyor ki, ışıklar kaybolmadan hayaletin anılarını topla diyor. O ışıklarda burada uçan mavi yıldızlar var ya, onları toplamamız gerekiyor. Yani yakınlarından bile geçsek alabiliyoruz basitçe. Birazcık uğraştırıyor ama olsun. Bunları alıyoruz. Şu sol taraftaki yuvarlak tamamen dolunca hayalet açılıyor. Sonuncuyu da almak üzereyiz. Onu da aldıktan sonra tamam. Nasıl aldık bilmiyorum açıkçası. Ya aşağıdan birisi aldı ya da oyun bir şekilde acıdı bize. Saydı onu çünkü bayağıdır uçuyoruz burada bir sağa bir sola. Ay, yanlış yere bastım. Diğer tarafta. Niye oraya bakıyorum bilemedim. Diğer tarafa da basıyorum ve sesimizi alıyoruz.
Şimdi diğer hayalete doğru gidelim. O da burada. Merdivenlerin orada. Zaten yeşil değil. Mavi ışık var. Yanına gidelim. Burada biraz düşme riski var aşağı, o yüzden temkinli oynamaya çalışıyorum. Hani siz de yavaş gidin. Merdivenlerden yürüyün. Uçmanız şart değil. Yavaş yavaş ulaşırsınız. İşte riskli yere geldik. Düşmeden alacağız. İki kişi olmamız avantaj ama. Tek kişi olunca daha zor oluyor. Bu benim en sevdiğim ifadelerden bir tanesi. Şimdi göreceksiniz. Çok tatlı. Mumumuz da olmuş. Onu da alalım. Bir tane daha ekleyelim. Hareketi gösterelim. Özellikle birden fazla kişi yaptığında çok hoşuma gidiyor. Yakınındayken burada bir tane yıldız var. Onu da alalım. Aslında ben yıldızlara çok fokuslanmıyorum. Sadece hayaletlerin yerlerini gösteriyorum. Yıldızlar için de ayrıyetten videolar olacak. Orada yatan niye kendini öyle bir yer seçmiş? Neyse. Şimdi binadan aşağı yavaş yavaş duvara doğru ineceğiz. Şuradaki alttaki bina, böyle ucunda şey var ya, ne denir ona? Kubbesi. Kubbe mi denir ona? Oradan aşağı doğru inelim. Orada boşluklar var. Hemen orada. Şu an yanlış yere girdim. İki aşağıda olması lazım. Zaten yakınından geçsek de oluyor. İlla oraya girmemiz gerekmiyor. Yolumuza devam edelim. Diğer hayaletler için iki tane kaldı. Onları da göstereyim. İçeri giriyoruz. Kapı açılacak. Daha sonra uçacağımız uçuş alanına geçeceğiz. Hani kayarken de aynı yere gidiyorduk. Onun gibi bir yer olacak.
şimdi açılan yuvarlak yerlere oturacağız. Sizin bizim gibi üst üste oturmanıza gerek yok. Yan yana da otursanız sorun yok. Şimdi buradan girdiğimiz anda sol tarafı takip edelim ki çünkü hayalet sol tarafta olduğu için basit olsun. Mavi ışık var, görüyor musunuz? Hemen oraya gidiyoruz. O bizim hayaletimiz. Aynı diğer tarafta kayarak giderken gelen uçan hayalet gibi bizimle birlikte gelecek bu ışıkta. Hemen karşı tarafta da yıldız var uçtu ama ben şu an çok geç atladım, o yüzden kaçırdım. Geri de dönemedik çünkü bulutlar rüzgar ittirdiği için maalesef yolumuza devam edeceğiz. Ben daha sonra dönüp alacağım onu. Yani oyuna tekrar girip bir daha buraya gelip geçerken alacağım. Şurada bir yıldız daha var ama ona fokuslanmıyorum. Ben hayalete fokus oldum şu anda. Yanından da geçsem olabilirdim ama neyse, onu da diğerine alırken onu da alıp geçeriz artık. Buradaki çardak mı deniyor buna? Onun içinde. Burada da ikinci hayalet var. Uçan olarak ikinci hayalet. İki ışık da bizle birlikte gelecek. Yıldız için geri dönmeyi denedim ama çok ittiriyor rüzgar, olmuyor. Artık onu daha sonra. Zaten yıldız odaklı değil oyun. Hayaletleri buluyoruz. Arkadaşımla birbirimizi kaybettik, yine koptu benden. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ellerimizi de bırakmıyoruz aslında ama bazen internette bir sorun varsa ya da ne bileyim bir şey oluyorsa, oyundan dolayı da olabilir, kopuyoruz birbirimizden. Olsun ama birbirinizi yine bulabilirsiniz, aynı oyunun içindesiniz. Thank you.
Bizle birlikte gelen iki ışık da hayalet olarak belirlendi. Buradalar. Onlara da ateş verip hareketlerimizi alalım. Belki tahmin edersiniz. Bu da benim en sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Ben böyle akrobatik şeyleri seviyorum herhalde. Bunu da seviyorum. O diğer elin üstünde ters dönme hareketi de çok güzel. Şöyle göstereyim aldığım hareketleri size. Bir tanesi böyle selamlıyoruz, eğiliyoruz. Diğeri de ters dönüyoruz. Bazen bu olabiliyor. Biraz kapatıp açın, bekleyin. Daha sonra gelecek. Çünkü aldık yani hayaleti gördünüz. Evet geldi şimdi. Böyle bu da. İçeri girelim artık. Aldığımız hayaletleri tamamen alalım. 4 tane de hayalet aldık. 3 tane daha önceden almıştık. Toplam 7 tane hayaletimizi tamamladık. Bu da Valley of Tramp haritamız, Zafer Vadisi haritamız. İlk hayaletimiz Farming Medalist geldi. O eğilme madalyası anlamında. Eğiliyor böyle. Manta Whisperer, o da manta fısıltıcısı. Backflipping Champion, ters takla şampiyonu. Handstanding Thrill Seeker geldi. O da elinin üstünde duran, Thrill Seeker'da heyecan arayan anlamında. Zafer Vadisi haritamızı tamamladık. Bütün hayaletleri bulduk. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Arkadaşımız da buradaymış. O zaman biz sarılalım. Daha sonra gidelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda diğer kapıya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.